Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de öğle bültenine hoş geldiniz. Terör örgütünün roket ve havan saldırılarına hedef olan Gaziantep, 5 yaşındaki Hasan Karataş ve 22 yaşındaki Ayşenur Alkan'ı uğurluyor bugün. Hasan için tören sabah saatlerinde yapıldı. Öğretmen Ayşenur Alkan ise Nizip'te son yolculuğa uğurlanıyor. Töreni NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan izliyor ve notlarıyla yayına hazır. Nizamettin. Ahmet, şu anda cenaze son yolculuğuna uğurlanıyor Ayşenur Alkan için. Biraz önce Hazreti Ali Camisi'nde cenaze namazı kılındı ve ardından da cenaze omuzlara alınarak hemen arkamda gördüğünüz Nizip Asri Mezarlığı'nda toprağa veriliyor. Şu anda son dualar ediliyor ve ardından da cenaze toprağa verilecek. Sabah saatlerinde ilk olarak 5 yaşındaki Hasan Karataş için bir cenaze töreni düzenlendi. Yer Karkamış ilçesine bağlı Karanfil Mahallesi'ydi ve burada duygu dolu anlar yaşandı. Küçük Hasan son yolculuğuna uğurlanırken Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve bu saldırıda yeğeni Hasan'ı kaybeden CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve CHP heyetiyle birlikte diğer sivil ve askeri yetkililer, Hasan'ın yakınları onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı ve oldukça duygulu anlar yaşandı. Karanfil Mahallesi'ndeki cenaze töreninde. Bu kez Nizip ilçe merkezinde Ayşenur Alkan için bir tören düzenlendi. Ayşenur Alkan henüz 22 yaşındaydı ve dün görevi başındayken atılan roketin şarapnel parçalarının vücuduna isabet etmesi sonucu şehit oldu. Onun için de Nizip Hazreti Ali Camisi'nde önce bir cenaze namazı kılındı. Ardından da hemen caminin karşısında bulunan Asri Mezarlık'ta şu anda son dualar ediliyor ve devamında da toprağa verilecek. Ayşenur 3 ay önce göreve başlamıştı ve 3 aydan bu yana o okulda görev yapıyordu. 4 kişilik Alkan ailesinin, 6 kişilik Alkan ailesinin en büyük ferdiydi ve 3 tane de kardeşi var. Onun da tabii ki hayalleri vardı. Hayali öğretmen olmaktı ve göreve de yeni başlamıştı. Ücreti olarak çalışıyordu. O da dünkü saldırıda maalesef hayatını kaybetti. Şehit oldu. Kocatepe İlkokulu'nda görevliydi. Saldırı sırasında iki okul isabet almıştı. Okulların yanı sıra bir tır ve evler isabet almıştı. Olayda 19 kişi yaralanmıştı. 12 kişi tedavilerinden sonra taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi sürüyor. İkisinin durumu ağır. Bu arada bir tırın da isabet aldığını söylemiştik. Kısaca ondan da söz edip sana sözü vereyim Ahmet. Tır sınır kapısının sahası içerisinde bulunuyordu ve roketlerden biri tam da tırın önüne düştü. Tırın arkasında bir anaokulu vardı. Tır bir anlamda siper olmuştu o şarapnel parçalarına. Bu da şans eseri can kayıplarının artmasını önlemişti. Bu notu da aktardıktan sonra sözü sana bırakalım Ahmet. Havan ve roketlerin isabet ettiği okullarda büyük hasar meydana geldi. Bir anaokulunun önünde park halinde duran tırsa olası faciayı önledi. Atılan roketlerden biri de sınır kapısının tam da sahasına düştü. İşte bu noktaya patlamadan sonra şarapnel parçaları hemen sağ tarafta bulunan tıra isabet etti. Eğer tır burada olmasaydı belki de o parçalar hemen arkada bulunan anaokulu ve kreşe isabet edecekti. Tır sayesinde bir facia da önlenmiş oldu. Yani bu depoyu, bu şaseyi, bu demiri delen şarapnel parçaları okula neler yapardı? PKK'lı teröristlerin hedef aldığı Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 10 roket ve havan mermisinin isabet ettiği binalarda hasar büyük. Atılan roketlerden biri de gümrük sahasına isabet etti. 20 metre ileride ise bir anaokulu vardı. Şoför Halil Yalçın aracı okulun hemen yanına park etmişti. Düşen roket parçalarının isabet ettiği tır
anaokuluna siper oldu. Aracımız burada olmasaydı kreşte bayağı can kayıpları olurdu çocuklarımız. Çocuklara siper olmuş oldu aracımız burada. Çocuklarımıza feda olsun, hiçbir önemi yok. Saldırıda yeğenini kaybeden CHP'li milletvekili Mahir Polat, teröristlerin özellikle eğitim yerlerini hedef aldığına dikkat çekti. Bu havan topları sapmalarının çok az olduğu nokta atışı yapabilecek düzeyde. Bu terörün adresi olmuyor fakat burada adres gözetildiğini inanıyorum ben. Çünkü 3 tane okul, 5 tane okulun olduğu bir kentte 3 tane okulun hedef alınması tesadüf olamaz. Saldırıların ardından genel merkez tarafından oluşturulan CHP'li heyet Karkamış'ta inceleme yaptı. Bir rapor hazırlanarak meclise sunulacak. Gerçekten görülen manzara çok kötü. Hedef çocuklar, hedef okullar. Yani sanki önceden planlanmış, ayarlanmış. İki kişinin hayatını kaybettiği saldırıda ağır yaralanan 5 aylık hamile Büşra Karataş'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Okulların bir hafta tatil edildiği ilçede hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Patlamada zarar gören sınıfların yenilenmesi için de tadilat başlatıldı. Bugün Salı, mecliste grup toplantıları oluyor. Haliyle de gündem siyaset ağırlıklı. MHP grubunda kürsüde Genel Başkan Devlet Bahçeli vardı ve Bahçeli'den çok dikkat çeken bir açıklama geldi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşmesinin doğru olduğunu söyledi ve sözlerini bir adım daha ileri taşıdı. Esad'la da görüşülmeli dedi. Bahçeli, Suriye ve Irak'taki terör hedeflerine yönelik kara harekatı yapılması gerektiğini de söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dikkat çeken bir çıkışı yaptı. Mısır'da kurulan temas doğru, Esad'la da görüşülmedi. Biz doğrudan görüşmezsek bozguncular arayı açacak dedi. Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Terör örgütlerine yönelik kara harekatı yapılması gerektiğini de söyledi. Havadan başlayan operasyonların kara gücümüzle desteklenip tamamlanmasını da umut ediyor, bunu temenni ediyorum. Bahçeli, harekatlara yönelik eleştirileri hatırlatarak bir kez daha HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi. Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor diye sordu. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını 2023 seçimleriyle ilişkilendiren yorumlara da sert çıktı. Bu kanlı saldırının 2023 seçimleri için siyasi bir mahiyet taşıdığını iddia ve ifade edenler bu milletin evladı olamazlar. Teröriste tek bir şey söyleyemeyen veya söyleyemeyen CHP'li grup başkan vekilleriyle bazı milletvekillerinin İçişleri Bakanımıza saldırmaları, hükümeti karalamaya çalışmaları siyasi namus ve milli onur yokluğunun apaçık işaretidir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hafta sonu düzenlenen Pençe Kılıç harekatıyla terör örgütü PKK-YPG'ye ağır darbe vurulduğunu söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunu yapan Akar, Karkamış'a düzenlenen saldırıların da hesabının sorulacağını söyledi. Pençe Kılıç Harekatı, terör örgütüne yönelik son dönemde gerçekleştirilen en büyük, en kapsamlı ve en etkili hava harekatı olmuştur. Harekat ve teröristlerin inleri başlarına yıkılarak ülkemizin ve milletimizin güvenine kast eden hainlere büyük bir darbe vurulmuştur. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nın son dönemin en kapsamlı operasyonu olduğunu söyledi. Terör örgütünün Karkamış'a düzenlediği saldırıların hesabının sorulacağını da vurguladı. Teröristler tarafından yapılan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz dahi sivil vatandaşlarımızın ölümüne ve yaralanmasına sebep olan alçak saldırılara her zaman olduğu gibi gerekli karşılık verildi ve verilmekte. Şehitlerimizin, masum insanlarımızın kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Teröristlerin yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Akar, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanların bütçe sunumunu gerçekleştirdi.
operasyonla ilgili bazı iddialara çok sert sözlerle tepki gösterdi. İçeride ve dışarıda yapılan diğer bir kara propaganda da terörle mücadelemizin Türk kardeşlerimize karşı olduğu iftirasıdır. Bu yalandır, alçaklıktır. Bir kez daha vurgulamak isterim ki Türkler ve Kürtler kardeştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında kimyasal silah kullanıldığı iddiasına da tepki gösteren Akar, bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar gaflet ve delalet, hatta hıyanet içerisindedirler ifadesini kullandı. Bakan Akar, Irak ve Suriye'de 2015'ten bu yana düzenlenen terör operasyonlarında 36.854, bu yıl içerisinde düzenlenen operasyonlarda ise 3.585 teröristin etkisiz hale getirildiğini de açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye sayılı gün kala Sosyal Güvenlik Kurumu şubeleri önünde kalabalık artıyor. Emeklilik hayali kuran binlerce kişi askerlik borçlanması ya da doğum ödemesi gibi sorunları düzenleme çıkana kadar gidermek için kuyrukta bekliyor. EYT hazırlıkları devam ederken kapsama dahil olmaya çalışan binlerce kişi sosyal güvenlik merkezlerinin yolunu tutuyor. Giriş tarihini güncelleyeceğim. Kaç girişlisiniz? 1998. Kaç gözüküyorsunuz? 2005. Neden öyle? Bilmiyorum, güncellenmemiş galiba. SGK merkezlerindeki yoğunluk sabah mesai başlangıcı ile birlikte başlıyor. Şu an SGK merkezinin önündeyiz. Hem içeride hem dışarıda yoğunluk oluşmuş durumda. Emeklilik hayali kuranlar içeriden bilgi almaya çalışıyor. 97 girişliyim. Yani inşallah Allah nasip ederse yasa gerçekleştirdikten sonra vuruyor. Erkeklerin en büyük sorunu askerlik, kadınlarınsa doğum borçlanması. İki doğum borçlanmasını ödeyeyim dedim. Ama ödeyemiyorum. O kadar artmış ki. Bağlı bulunduğum sigortaya git diyorlar. İşlemlerim vardı. Askerliği ödeyeceğim. Ödeyemiyorum burada. Sorunu halledebildiniz mi? Yok. EYT düzenlemesine kısa bir süre kala işverenlerin bir de talebi var. Yasanın çıkmasıyla birçok kişi emekli çalışan konumuna geçecek. İşverenler tam da bu sebeple tıpkı normal çalışanlarda olduğu gibi emekli çalışanların SGK primlerinde de 5 puanlık indirim istiyor. İşverenler normal çalışandan elde ettikleri %5'lik hazine teşvikinden çalışan emekliliğe sevk edildiği takdirde bu hazine teşviki ortadan kalkmış olacak. Uzmanlara göre bu formül hem işverenler hem de emekli çalışanlar için can suyu. Aksi takdirde işten çıkarmalar yaşanabilir. Ülkelerindeki siyasi krizin gölgesinde Dünya Kupası'na giden İranlı futbolcular rejim karşıtı gösterilere destek verdi. İngiltere maçı öncesinde milli marş okunurken futbolcular sessiz kaldı, marşa eşlik etmedi. İran'daki gösterilere destek vermek isteyen futbolcular milli marşlarını söylemedi. Dünya Kupası'ndaki İngiltere maçının seremonisinde omuz omuza veren İranlı futbolcular sessiz protesto yaptı. Taraftarlar da ülkelerindeki gösterileri turnuvaya taşıdı. B grubundaki İngiltere maçı öncesinde Katar'ın başkenti Doha'da toplanan taraftarlar İran'daki gösterilerin marşı haline gelen Baraye adlı şarkıyı söyledi. Kadın, yaşam, özgürlük sloganı atan İranlılar gözaltında hayatını kaybeden Mahsa Amini'yi de unutmadı. Zendegi azadi, which is what they've been chanting in Iran. Bu tişörtleri giyerek ülkemizdeki insanlara desteğimizi gösteriyoruz. Ancak rejimi desteklemiyoruz. Annemin ülkesini destekliyorum. Ama onun özgürce yaşamasına izin vermeyenlere tepki gösteriyorum. Buraya futbolla eğlenmeye geldik. Ama ülkemizdeki durumu da hatırlatmak istiyoruz. İran milli takımı kaptanı Ehsan Hashsafi de İngiltere maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında ülkemizdeki şartların iyi olmadığını kabul etmek zorundayız. Halkımız mutlu değil demişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde eşcinsellerin bir araya geldiği gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. 5 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının çok daha büyük bir katliama dönüşmesini önleyenlerden birinin kulüpteki emekli bir asker olduğu ortaya çıktı. Saldırgana müdahale eden emekli asker kahraman ilan edildi. O anda savaş moduna girdim. Ailemden başka hiçbir şeyi düşünmedim. Onları kurtarmalıydım. Bahsettiğim yalnızca kendi ailem değil, o an orada olan herkesti. Ben bu iş için eğitildim. Saldırganı gördüm ve yakaladım.
Bu sözler Irak ve Afganistan'da görev yapmış 45 yaşındaki Amerikalı emekli asker Richard Fierro'ya ait. Fierro 20 Kasım günü Colorado'daki bir kulübe düzenlenen saldırı sırasında eşi, kızı ve arkadaşlarıyla birlikte oradaydı. Kızının arkadaşının gösterisine destek vermek üzere kulübe gitmişlerdi. Ancak 22 yaşındaki silahlı bir kişi kulübe geldi ve ateş açmaya başladı. 5 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Emekli asker Richard Fierro ve onunla birlikte saldırgana müdahale eden bir genç sayesinde çok daha büyük bir katliamın yaşanmasının önüne geçildi. Onu giydiği çelik yeleğin arkasından yakaladım ve aşağı çektim. O sırada saklanan gençlerden biri de benimle birlikte üstüne atladı. Ben de o sırada saldırganın tabancasını aldım. Yanımdaki gence de tüfeğini al dedim. O da tüfeğini aldı. Amerika Birleşik Devletleri medyasının kahraman ilan ettiği Richard Fierro, kendisini kahraman olarak görmediğini, sıradan bir adam olduğunu söylüyor. Saldırıda yaralanan eşi ve kızının tedavisi ise devam ediyor. Anderson Aldrich isimli saldırgansa birinci dereceden cinayetle yargılanıyor. Ancak motivasyonu ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. İstanbul'da pazar sabahı gerçekleşen bir hırsızlığın haberi var sırada. Şüpheliler Karaköy'deki bir dükkanın kepengini levye ile açmaya çalışırken arkalarından gelen otomobile yol verdi. Kendi araçlarını uygun bir noktaya çekip otomobilin geçmesini bekledi. Sonra da hırsızlığa devam etti. Yüzleri maskeli, eldiven takmış hırsızlar bir iş yerinin kepenklerini levye ile açmaya çalışıyor. Güvenlik kamerası olan biteni kaydediyor. Görüntüler İstanbul Karaköy'den. Pazar günü sabah 8'de iş yerine gelen hırsızlar araçlarını dükkanın önüne park etti. Bir süre levye ile kepengi kırmak için uğraştı. Bu sırada dar sokağa bir başka araç giriş yaptı. Hırsızlar kendi araçlarını uygun bir noktaya çekip geçebilmesi için sürücüye yol verdi. Sonra da soyguna devam etti. Sabahleyin saat 8.30 civarlarında buradan geliyorlar. Arabalarını buraya yanaştırıyorlar. Daha sonra arkalarından bir araç geliyor. Araca yol veriyorlar. Araca yol verdikten sonra tekrar buraya arabayı yanaştırıp kepenki sağdan kanırtarak çekiyorlar. Ve şekilde gördüğünüz gibi buradan camı patlatıyorlar. Levye ile beraber kameraya vuruyorlar. Kamerayı düzeltmeye çalışıyorlar. Kamera kırılmıyor. Allah'tan çekime devam ediyor. Şüpheliler güvenlik kamerasını da kırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. 110 parça malzememizi buradan alarak yaklaşık 500 bin lira değerinde malzemeyi alıp giriyorlar. İş yerine giren hırsızlar 4 dakika içinde 500 bin liralık ürün çaldı. Gündüz gerçekleşen hırsızlar çevrede tanık olanlar polise haber verdi. İş yerinde parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yapan polis şüphelileri arıyor. Türk Böbrek Vakfı'nın sağlık haberleriyle toplumsal farkındalık yaratan gazetecilere yönelik düzenlediği medya ödülleri sahiplerini buldu. NTV muhabiri Melike Şahin, aşı karşıtlığına dair hazırladığı güncel dosyayla televizyon haber araştırma ödülüne değer görüldü. Ödül töreninde 2 yıl önce kaybettiğimiz çalışma arkadaşımız NTV.com.tr sağlık editörü Tülay Karabağ adıyla da bir ödül verildi. Haberleriyle toplumsal farkındalık yaratan, sağlık bilincinin oluşmasına katkı sağlayan sağlık habercileri ödüllendirildi. Aşı karşıtları neyi niye savunuyor? Türk Böbrek Vakfı 6. Medya Ödülleri'nde NTV muhabiri Melike Şahin, koronavirüs aşıları ile ilgili yanlış bilinenleri anlattığı aşı karşıtlığı güncel dosyasıyla televizyon haber araştırma ödülüne değer görüldü. Salgında virüsün yanı sıra bir de bilgi kirliliğiyle mücadele ettik. Hala da etmeye devam ediyoruz. Biz sadece bu bilgi kirliliği nedeniyle aşı olmayan, aşıdan çekinen kişilere hitap etmek istedik ve bu bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak istedik aslında. Bu haber dosyası yayınlandıktan sonra da çokça geri dönüş aldık. Teşekkür ederiz. Bu sayede aşı olmaya karar verdim diye ki bu en büyük mutluluktur bir haberci için. Sizler de Türk Böbrek Vakfı da bu ödüle değer gördüğünüz için çok teşekkür ederiz. Hadi. Ödül töreninde 2 yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden ntv.com.tr sağlık editörü Tülay Karabağ anısına da bir ödül verildi. Ödüle erken ergenlik artış haberiyle Star TV muhabiri Dilşat Dede Taşkın layık göründü.
Tülay Karabağ çok sevgili meslektaşımız, arkadaşımız, aramızdan genç yaşta ayrılmış olabilir ama onun 17 yıllık mücadelesi şiir gibiydi. Ve her günü birbirinden güzel, ilham vericiydi. İyi ki seni tanıdık Tülay Karabağ, ruhun şad olsun. Ödül töreni, jüri ve ödül alan gazetecilerin hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.